Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi önceki liste videomuzda en iyi 10 gerçek zamanlı strateji oyununu belirlemiştik. Bu bölümde ise en iyi 10 sıra tabanlı strateji oyununu belirliyoruz. Tabii ki listenin yarısı Total War oyunlarından oluşuyor. Evet, başlıyoruz. 10. sırada basit sıra tabanlı strateji oyunu olan Age of Conquest var. Oyunda Roma döneminden modern zamana kadar olan zaman dilimleri mevcut. Bu oyunu bir anlamda Total War'un basit versiyonu olarak tanımlayabiliriz. Basit bir şekilde elinizdeki paraya göre asker çıkartıp askerlerinizi düşman bölgelerine sürüyorsunuz. Karışık oyunları sevmeyenler için güzel bir oyun. Aynı zamanda çok oyunculu modu da mevcut ve Steam'de ücretsiz. 9. sırada Imperial Glory var. Yine Total War'un basit versiyonu olan başka bir oyun daha. Bu oyunun farkı ise tıpkı Total War'daki gibi savaşları kendiniz yönetebilir, hatta deniz savaşlarını bile yapabilirsiniz. Oyun Napolyon Savaşları dönemini konu alıyor ve oynanabilir 5 devlet bulunuyor. Bunun yanında oynanamayan birçok devlet var. Oyun bir anlamda bilgisayarı eski olanlar için Napolyon Total War görevi üstlenebilecek potansiyele sahip. İndirim döneminde 1 TL gibi bir fiyata satın alabilirsiniz. 8. sırada Making History serisi var. Bu oyun serisinin oyunlarından biri 1. Dünya Savaşı, diğeri 2. Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Ve oyunda belli başlı görevler olmadan oyunda tamamen serbest durumdasınız. İsterseniz Hearts of Iron'daki gibi bekleme durumları olmadan direkt savaşa girebilirsiniz. Yapay zeka da böyle bir oyuna göre gayet iyi. Mesela Türkiye olarak İran'a savaş ilan ettiniz. İran bu durumda yalnız kalmamak için hemen müttefik devletlerin safına geçiyor, böylece sizi de mihvere geçmeye zorluyor. 7. sırada Civilization Beyond Earth var. Oyunu bu kadar geri sıralarda görmenizin sebebi ise tabii ki fiyatı. Bu oyunun da demosunu oynamıştım. Daha önce başka Civilization oyunu oynadığım için çok zorlanmamıştım. Bu oyun Civilization'ı uzaya taşımış, tıpkı Stellaris gibi. Oyun birçok değişik olayı içeriyor ama sadece demosunu oynadığım için bundan fazla bahsetmeden diğerine geçeceğim. 6. sırada Total War Shogun 2 var. Sonunda Total War'a geldik. Size garanti ederim bundan sonra listede uzun bir süre Total War'dan başka oyun göremeyeceksiniz. Shogun 2 Total War sadece Japonya'yı içerse de çok oyunculu oynayınca çok eğlenceli bir hal alıyor. Japonya haritasını ortadan ikiye bölüp orayı sen al, kalan yerler benimdir demek bile bu oyunu çok güzel kılıyor. Oyunun optimizasyonu ise tamamıyla dünya harikası zaten. Ben bile yüksek ayarlarda oynadıysam yani. Bu arada duyuruyu da yapayım, yakında çok oyunculu Shogun 2 serisi gelecek. 5. sırada Total War Rome 2 ve Attila var. Aslında büyük potansiyele sahip bu oyunları neden 5. sıraya ve birlikte koydun diye soracak olursanız, size şunu söyleyeyim ki oyunların mantıkları ve grafikleri birbirine çok benziyor. Biraz da listeye daha çok oyun sıkıştırabilmek için tabii ki. Bu oyunlar sırasıyla Roma ve Kavimler Göçü dönemini kapsıyor. Grafikleri gerçekten güzel olan bu oyunlardan ben fazla keyif alamadım. Çünkü bilgisayarım açmakta oldukça zorlandı. Yine de bu iki oyun çok güzel ve sevenlere haksızlık etmemek için 5. sıraya yerleştirdim. 4. sırada Empire ve Napolyon Total War var. Bu oyunlarda yine birbirine benzediği için birlikte yer alıyor. Bu iki oyun ise sırasıyla 1700 ve 1800'lü yıllarda geçiyor. Empire'da harita çok geniş ve çok fazla devlet var. Bu yönü dolayısıyla oyunu severek oynuyorum. Aynı zamanda bu oyunların savaş sistemleri de ayrı bir muhteşemlik. Evet, Total War'cular grubunda düzenlenen turnuvaya da katılmıştım. Ama gruplardan bile çıkamamıştım. Ama ateşli silahlarla strateji geliştirme deneyimi için bile oynanabilecek oyunlardandır. 3. sırada Rome 1 Total War var. Evet, doğru görüyorsunuz. Rome 1'i Rome 2'den daha ön sıraya koydum. Her ne kadar yapay zeka basit, grafikler dandik de olsa bu oyunu oynamak muhteşemdi. Roma'nın 3 hanesinin ayrı ayrı genişlemesi, senato gibi şeyler gayet iyiydi. Ve bunun yanında bu oyun grafiğe önem vermeyenler için daha stabil bir oyun. Rome 2'ye kötü demiyorum, ikisi de çok güzel oyunlar ama ben sadece babayı çocuğundan ön sıraya koyuyorum. Bu arada yakın bir zamanda iPad için de çıkacak. 2. sırada Civilization 5 var. Evet, Total War oyunlarına kısa bir ara veriyoruz. Civilization 5 ise teknoloji ağacı ve kaynak sistemiyle kendisini oynattırmıştı. Oyunda geliştiğinizi gerçekten hissediyorsunuz. Eli sopalı adamlarla başlayıp günümüz modern silahlarına kadar gelmek ve petrol aramak. Oyunun verdiği bu his bile bu sıra için yeterli. Bu oyunun Total War'lardan üstün olan kısmı ise eğer işçilerden birine iş vermediyseniz tur atlarken size uyarı geliyor ve mutlaka işçinize iş veriyorsunuz. Her neyse, fazla uzatmadan birinci oyuna geçmeliyiz artık.
Birinci sırada ise Medieval 2 Total War var. Neden bu oyunu birinci sıraya koyduğumu siz de merak ediyorsunuz. Cidden abi, ben bu oyunu neden birinci sıraya koydum ki? Bu oyunun diğer Total War'lardan üstün yanı ne ki? Haçlı seferleri mi? Moğolların gelip bize kan kusturması mı? Bunu ben de bilmiyorum ama listeyi hazırlarken sanki Medieval 2'yi birinci sıraya koymam için kendi kendimi zorladım. Savaş sistemi de Rom 1'den çok farklı değil. Ama nedense bu oyunu oynarken diğer Total War oyunlarında hissetmediğim bir his oluşuyor içimde. Nedenini hala çözemedim ama birinci sırayı Medieval 2'nin hak ettiğine eminim. Evet, o zaman başka liste videolarında görüşmek üzere.